Merhaba arkadaşlar, bu videoda görevimiz arsa alan projesinin ikinci programı olan Jim Wendler'ın 531 sistemini ve arsa alan asistanlarıyla beraber bunu nasıl takip edebileceğimizi anlatacağım. Bu dokümanda hem gereken hesaplamaları yapacağız hem de 5 ay sonra bile kaç kilo ağırlıkla çalışacağımızı göreceğiz arkadaşlar. Takvim bir manada. Öncelikle arkadaşlar, programdaki hesaplamalar falan size karmaşık geliyorsa esas programlamanın bu şekilde bir şey olduğunu söyleyeyim size. Daha önce yani böyle bir program yapmamış olmanız bu programın artistik olsun diye o hesapları yapıyor olduğu anlamına gelmesin. Ciddi programlar bu şekilde arkadaşlar. O yüzden hesaplayıcılar çok önemli. O yüzden zaten ben bu application işine falan girmeyi düşünüyorum. Her neyse. Eğer blogu okumadıysanız arkadaşlar, YouTube'dan bu videoyu izliyorsanız bu videonun altında link var. Oradan gidin blogu okuyun ki program nedir ve muhtemel sorular neler, onları bir öğrenin arkadaşlar. Burada ben bunları da not aldım gördüğünüz gibi. Ama yarın bir gün merak ettiğiniz bir şeyi gelip buradan okuyun diye kolaylıkla. İnternet bağlantınız olmayabilir, merak ettiğiniz bir şey olabilir. Bana sormadan önce direkt ya da blogu okumadan önce buradan öğrenebilirsiniz. Onun dışında bu dokümanı nasıl kullanacağına dair bu videoyu burada linki olacak şurada. Ve altında da yazılı olarak var, internetiniz yoksa falan diye. Neyse, ilk sayfamız böyle arkadaşlar. İkinci sayfamızda asistan egzersizlerin havuzu var. Yapmanız gereken hiçbir şey yok, hiç kurcalamayın. Üçüncü sayfamızda esas mevzu başlıyor. Cycle start date dediği bu tarih, bunu burada yazdık ama hani çıktısını alırsanız bunun yazıcıdan ne olur? Başladığınız tarihi falan görebilirsiniz. O şekilde bir faydası var bunun. İkincisi, burada şey birimi seçiyoruz. Kilo olarak ben bunu otomatik olarak seçtim. Bunun orijinal yazarı violentzen.com'dan Travis diye bir arkadaş. Bu kadar kısa süre içerisinde böyle bir hesaplayıcı çıkarmak zor olduğu için ben sadece onun hesaplayıcısını modifiye ettim arkadaşlar. Violentzen.com'a da gidip bakabilirsiniz başka bir şeyler var mı diye. Şimdi arkadaşlar, hiç kafanıza karmaşık gelmesin buralar. Bizim bilmemiz gereken bir tekrar maksimumuzu bulmak. Wendler maksimumuzu bulmak. Wendler max burada yazacak. Bunu bulmak için de bir tekrar maksimumuzu bulmak lazım. Eğer bir tekrarda maksimumunuzu biliyorsanız, denediyseniz buraya direkt yazın bunu beyaz şeye. Ama bilmiyorsanız en son yaptığınızdan yazın. Mesela ben en son diyelim işte 115 kiloyla 5 tekrar yaptım atıyorum. Bench press'te 100 kiloyla 5 tekrar yaptım atıyorum. İşte deadlift'te 150 kiloyla 3 tekrar yaptım. Veya overhead press'te 60 kiloyla 5 tekrar yaptım. Bunları bu şekilde dolduruyorsunuz. Otomatik olarak o size 5 ay sonra bile kaç kiloyla çalışacağınızı, ısınma setleri dahil, şu ilk 3'ü ısınma arkadaşlar, 56, 69, 83 ısınma mesela. Bunlar dahil olarak hepsini sizin için hesaplıyor. Burada arkadaşlar dikkat etmemiz gereken 5 var burada gördüğünüz gibi ve gri görünüyor. Bunlar arkadaşlar zaten blog okuduğunuz için bunu biliyorsunuz. Rep max bunlar. Rep max'larda arkadaşlar gücümüz kendi başımıza düzgün formda yaptığımız maksimum tekrar alıyoruz. Mesela minimum 5 ama sen 8 tekrarda yapabilirsin. 10 tekrarda yapabilirsin. Kuralımız neydi? Kendimizi çok kasmamak. Yani kendi başımıza bench'ten barı alıp basıp kendimiz koyabilmemiz lazım mesela. Cool şekilde. Ve burada yan tarafta notlar var. Buraya not alabilirsiniz. İşte o gün başım ağrıyordu, gidemedim falan filan. Çıktısını aldığınız zaman elinizle yazarsınız ya da bilgisayardan, ne bileyim artık. Bu dosyayı Google Drive'a yüklersiniz. Google'dan, cep telefonunuzdan falan, artık yani teknolojiyi kullanın. Bunları bu şekilde hallediyoruz. Sonra antrenmanda ikinci yapacağımız şey deadlift'in %50'si mesela o gün. Deadlift'in %50'si ne demek arkadaşlar? Buradaki bir rep max diyor ya, Wendler max. Wendler max'in yarısını alıyoruz burada. 148 ise buraya 74'ten fazla ağırlık almıyoruz arkadaşlar. Zamanla bu kolay gelirse bunu 75 yap, 80 yap, tamam. Ama başlangıçta 74'ten fazlayla başlamıyoruz, hatta 60 ile başlayabilirsiniz. Çünkü ağır gelebilir. Özellikle kat yapanlara. Neyse, kat yapan arkadaşlara yeri gelmişken söyleyeyim. 5x10 yerine 3x10 yapın. Yine ağır çalışmaya çalışın. Ağırlığı azaltmayın, seti azaltın. Gücünüz yetmiyorsa. Ve bunu buraya yazdık ya arkadaşlar. Cycle 5'e kadar gittiğinizde bile o değeri orada görüyorsunuz. Yarın bir gün bunu değiştirebilir misiniz? Değiştirebilirsiniz. Ama takvim bize bunu çıkartıyor. Asistan seçiyoruz sonra. Squat'ımızı yaptık o gün. Deadlift'imizi yaptık. Asistanda bir kodluları asistan 1'e seçiyoruz. Bir kodlu ne var? Calf raise.
Kafreyse kaç kilo gireceğim? Şu kadar. Bu burada yazıyor. 5 çarpı 10 yapacağım onu. Asistan 2. 2 numaralı şeyler. Mesela leg raise atıyorum. Şimdi 3 çarpı 10 yazıyor orada ama sen diyelim plank seçtin buradan. 3 çarpı 1 dakika yaparsın mesela. Hani orası birazcık orada kendiniz artık yorumlarsınız onu. Yani dikkat etmemiz gereken squat, deadlift, ağırlıklar zaten burada yazıyor. Isınma setleri bile var. Ondan sonra da işte plank melenk onlar var. Yani onları da not alırsınız. Burada arkadaşlar squat, bench, deadlift ve overhead press olarak gidiyor. Ancak siz mesela bu %50'lerde bench yerine dumbbell yapabilirsiniz. Hatta incline de yapabilirsiniz mesela. Orası size kalmış. Ve diyelim siz pazartesi, salı, perşembe, cuma değil de salı, çarşamba, cuma, cumartesi gideceksiniz. O zaman mesela buradan pazartesi silip işte diyelim buraya salı yazdığın zaman, cycle 2'ye geldiğin zaman yine salı olacak orada. Yani takvim bu şekilde arkadaşlar. Bilmemiz gerekenler bu kadar. Onun dışında zaten blogda okuyacaklarınızı okursunuz. Son olarak bu program powerlifting programı değil, onu belirteyim arkadaşlar. Bu bir bodybuilding programı. Ve diyelim ben burada kaçla başladım? 134 ile mesela. 134 benim iyice hazırlandığımda bir tekrarda yapacağım değerdi. Cycle 5'e geliyoruz. Son seferde 132 ile 1 artı yapıyoruz. Bu ne demek? Hani az gibi gelmesin. Ulan sen 134 ile başladın zaten, burada 132 var demeyin. Bu arkadaşlar training max. Training max arkadaşlar bizim normal maksimumumuzun %90'ı. Hangi powerlifter'a sorarsanız sorun, bu adamlar antrenmanda yarışmada yaptıklarının aynısını yapmazlar. Yani yarışmada daha fazlasını yapabilirsiniz. Bu zaten peaking yapılmamış buna. Yani birkaç hafta diyelim sen görevimiz ağır sağlamda bizle kas geliştirdin. Bir ay sonra da yarışman var. O zaman bu volümlere atacaksın. Bu asistanlara falan atacaksın. Mesela 5 bile çalışmayacaksın. 3'ler, 2'ler, 1'ler bu şekilde. Yani bu ağırlığımızı artıramadığımız anlamına gelmiyor. 132 mi var burada? Bunun bu bizim esas maksimumumuzun 10'da 9'u. Hesaplayın oradan 150 falan geliyor işte. Hani ağırlıklarımız da bu şekilde artmış oluyor. Düzgün şekilde artmış oluyor arkadaşlar. Bilmemiz gerekenler bu kadar arkadaşlar. Merak ettiğiniz bir şeyler olursa burada bana sormadan önce muhtemel soruların yanıtları falan var. Soru cevap, soru cevap. Onlara bakarsınız. Vlogları takip edersiniz. Yapmanız gerekenler bunlar arkadaşlar. Umarım mantıklı gelmiştir bu video, size açıklayıcı olmuştur. Çok basit arkadaşlar, kafanız karışmasın. Zaten benim blogu okuduktan sonra bunu da indirip kurcaladığınız zaman her şeyi göreceksiniz. Görüşmek üzere.